Selam arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün endeksin pozitif ilerlemesiyle birlikte hisselerinde güzel bir kapanışına şahit olduk birçok hissede. Şimdi geçen haftadan biliyorsunuz bir üçgen oluşumundan bahsetmiş ve bu üçgenin yukarı yönlü hareketlerinin kırılımında takipçisi olacağımızı söylemiştik. Yatayda bir direncimiz vardı. Bu direncin geçmişten gelen bir yatay direnç olduğunu hatırlıyorum. Şu bölgede sanırsam. Neyse şimdilik bunu kaldıralım. Bununla işimiz yok. Şu an için baktığımızda haftalık pivot değerinin üzerinde yukarı yönlü hareketlerin devamını görebiliyoruz. Aynı şekilde Hull 100'ün de desteğiyle beraber yukarı yönlü ivmelenmiş bir trendimiz var endeks için. Yukarıda 1455 direnciyle karşı karşıya kalacakmış gibi bir havaya bürünmüş durumda. Eğer yukarı yönlü hareket devam edecekse 1455 üzerinde bir kalıcı kapanış sağlayabilirsek daha sonrasında gelecek düzeltmelerle tekrar yeniden bir formasyon üretmeye mi çalışacak? Yoksa bu düştüğümüz ana trend hattının üst kısmına tekrar çıkabilecek miyiz? Bunu birkaç gün içerisinde hep beraber göreceğiz. Baktığımızda destek noktası olarak 1433'ü burada veriyoruz. Aşağısında 1413 haftalık pivot değerimiz olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgede EMA ortalamalarında bugün EMA 144 seviyesini test ettik. Hatta üzerinde bir kapanış gerçekleştirdik kapanış itibariyle. 1439 seviyesinin üzerinde artık EMA ortalaması olarak saatlik periyotta 1459 direncimiz kaldı. Eğer bunu da yarın 1455 üzerinde kapanışlarda 1459'u alabilirsek gayet güzel hareket olacaktır diye düşünüyorum. Hemen günlük periyottaki ortalamaların da bize destek amaçlı hangi rakamları verdiğine bir bakacak olursak. Bu bölgede arkadaşlar biliyorsunuz ben sürekli söylüyorum 5 günlük ortalamanın takipçisi olmak lazım. Şimdi bu bölgede 5 günlük ortalamanın 1424, 10 günlük ortalamanın da 1428 olduğunu görüyoruz. Bu noktada bu iki ortalamanın üzerindeki günlük kapanışlarda her halükarda yönümüz yukarı yönlü gitmeye çalışacaktır. Direnç olarak baktığımızda karşımıza 1445, 1454 ve 1473 dirençleri karşımıza çıkıyor şu an için hem ortalamalarda. Bu 3 direncin birbirine yakın oluyor olması burada bir zorlu bir geçiş süreci olacağını bize gösteriyor açıkçası. Yani 1473 seviyesinin üzerindeki günlük kapanışları alana kadar bu bölgede gün içerisinde hareketli aşağı yukarı zikzaklı hareketler görebiliriz. Fakat baktığımızda wave trend olsun, RSI olsun güç toplama eğiliminde ve yukarı yönlü al sinyallerini üretmiş durumda. Ben özellikle günlükte RSI'nin 50 üzerine atmasını bekliyorum arkadaşlar. Yani 50 üzerine atan bir RSI bizim işimizi oldukça kolaylaştırır ve aynı şekilde 0 üzerine atmış bir wave trend de endeksimizi pozitif yönde güçlendirecektir. Evet şimdi endeks hisselerimizden birkaç hisseye bakalım. Aselsan bugün hareketliydi. Açılış itibariyle güzel bir pozisyonda açılış yapmıştı. Biz hafta sonu biliyorsunuz bahsettiğimiz rakamlarda hep bir sonraki EMA ortalamalarının üzerinde kapanışlardan bahsettik. İşte bu bölgede de Aselsan ne yaptı? Bugün 15.92 üzerine bir kapanış gerçekleştirdi. 15.94 kapanışı. Açılışı da o gaplı oldu. Şu gaplı açılışı yapmasaydı aslında daha iyiydi. Hani buralarda açıp yukarı yönüne gitseydi. Fakat hani gaplı düştüğü bölgeyi gaplı bir kapanışla kapatmaya mı çalıştı diye düşündüm ben. Kıl payı da o bölgeyi alamadı. Yani 16-29 seviyelerinden gaplı bir düşüş yapan hisse fiyatı gün içerisinde 16-19 seviyelerini gördü. Bu bölgede EMA 21 üzerinde kapatması oldukça pozitif. 5 ve 10 günlük ortalamanın birbirini kestiğini görüyoruz. Her ne kadar 5 günlük ortalama biraz aşağıda kalsa da 15-51 seviyelerinde yukarıda bu bölgeyi desteklemek için 15-92 seviyesindeki EMA 21 seviyesi var arkadaşlar. Karşımızda şu an için direnç olarak EMA 233'te bulunan 16-39 seviyesi var. Ama gaplı açılış yaptığı için tekrar onay alma süreci yapar mı? Hani şu gapı bir iğne atıp alırlar mı yarın? Buna dikkat etmekte fayda var. Açılış yukarıdan olup tekrar negatif bir yön dönmesi halinde
oralara gelme ihtimalini göz önünde bulundurmakta fayda var. Erasay'ın gördüğünüz gibi aşırı satım bölgesinden çıkıp 45'lere 47'lere geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde Wavetrend'in de 53 hattının üzerine çıkıyor. Yani aşırı satım bölgesinden kurtulma mücadelesi içerisinde. Osilatörlere baktığımızda günlük periyotta Aselsan'ın gitmesi gereken çok uzunca bir yolu olduğunu görebiliyoruz. Yani osilatörlerdeki önündeki boşluğun yukarıda fiyata yansıması halinde Aselsan'ın sesinde yukarıdaki yatay sarı trende doğru bir gitme eğilimi göstermesi mümkün gibi gözüküyor. Tabii bunu daha net görebilmek için önümüzdeki EMA ortalamalarının üzerine hacimli kırılımlar gelmesi gerektiğini yine hatırlatmakta fayda var. Yani hacim önemli arkadaşlar. Hacim gelmediği sürece hiçbir tahta bulunduğu yerde kalıcı olarak kendini idame ettiremez. Bu yüzden her daim hacimleri takip etmekten asla vazgeçmeyin. Hull sistemde de baktığımızda 14 günlük ortalamamız 50 günlük ortalamayı kesmek üzere olduğunu görüyoruz. Bu da yukarı yönlü ivmelenmenin desteklendiği anlamına geliyor Hull sistem tarafından. Saatlikte hemen kısaca bir değerlendirme yapmak gerekirse Aselsan hissemiz için. Hemen Aselsan hissesine baktığımızda biliyorsunuz oluşturmuş olduğumuz bir trend çizgisi vardı. Buna paralel Hull 14-50-100 dizilimine eşlik eden bir fiyatlama söz konusu. Bu fiyatlamayla birlikte yukarı yönlü hareketlerini takip etmeye çalışacağız. Şu an için baktığımızda RSI aşırı alım bölgesinin içerisine girmeye çalışmış. Bir geri dönmüş. Aynı şekilde Wavetrend de aşırı alım bölgesinde bir aşağı yönlü kırılım gerçekleştirmiş ama bu hattı aşağı kırmamışlar. Aşağı kırılım halinde 15.88-15.57'de saatlik desteklerimiz var. Bu bölgede hemen yine saatlik destekleri belirleme amaçlı EMA ortalamalarımızı da açtığımızda 15.92, 15.85, 15.68, 15.48 seviyelerin destek olarak birçok EMA ortalamasını altta aldığı için güzel bir destek görüntüsü sergilemiş. Özellikle açılıştaki yukarı yönlü hacimsel kuvvetin güçlü olması hisse için pozitif. Bu bölgede hani gap boşluğunu saymazsak bir filama oluşumu da söz konusu. Bu bölgede bir dük oluşumu ile 16.03 seviyesindeki düşen kırılımını da gerçekleştirebilirse yukarı yönlü filama boyu kadar gitme hevesinde olacak bir Aselsan hissesi görebiliriz. Buraya attığımız bir düşen kırılım çizgisiyle bu bölge takip edilebilir arkadaşlar. Yukarı yönlü hareketler için. Şimdi başka bir hisseye geçelim arkadaşlar. Bugün mesela hafta sonu paylaştığım için videolarında bahsetmiştik. Geçen hafta gidemeyen hisseler vardı. Emlak, konut, gayrimenkul bu bölgedeki sıkışmaları bahsetmiş ve anlatmaya çalışmıştık. Bugün hani çok da beklediğimiz hareket demeyeyim ama yine de bir canlılık göstergesi vererek 1.92'den bir atakla 2.04 seviyeleri, daha sonrasında da 2.06'ya kadar bir iğne atarak daha sonrasında 2.01-2.02 seviyesinde kapandı. EMA 144 üzerinde bir kapanış gerçekleştirerek EMA ortalamalarını kendine destek olarak alan fiyatlama baktığımızda destek olarak 1.99-1.96 seviyelerini kendine destek olarak almış görüntüsüne hakim. Hemen bu bölgede yine biz ortalamaların yanında osilatörlere de baktığımızda aşırı alım bölgesine girmeye çalışan yukarı yönlü bir destekleme söz konusu olduğunu görüyoruz. Hacimlerin genel manada geriye dönüp baktığımızda bugün oldukça güzel olduğunu görüyoruz. Tabii bununla ilgili gelen Kanal İstanbul Haber akışlarıyla ilgili de etkiler var. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım her halükarda. Hemen günlük periyotta da bir durumunu incelemek için açalım kısaca. Bunda da değerlendirmemiz bu şekilde olsun. Saatlik ve günlük periyotlara bakmaya çalışıyoruz biliyorsunuz sürekli. Hemen EMA ortalamalarımızda arkadaşlar 5 ve 10 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış. Bakın EMA 21'i gayet güzel bir şekilde 2.06'da test edilmesi yarın ne demek oluyor? EMA 2.06'nın üzerinde kalıp bunun üzerinde bir kapanış yapmalı ve
2.20'ye kadar bir yolculuk başlatmalı diye bir görüntü sergiliyor şu an için. Erasay'ın 44'lerde olduğunu ve trendin de yine aşırı satım bölgesinin üzerine çıkma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Bu bölgelerdeki güçlenmeler ve hacimsel gücün şu şekilde güçlü bir hacimle gelmesi emlak konut hissesi için oldukça pozitif olduğunu düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlere devam ettirmesi halinde haftalık pivot değerinin üzerinde tutunup devamında bizim sıkışma alanındaki dirençleri yukarı yönlü test etme eğiliminde olacağını tahmin edebiliriz şimdilik diyelim. Evet arkadaşlar, emlak konuttan sonra geçen hafta bir başka hisse Şişe hissesinden, Oyak C hissesinden, Türk Telekom'dan bahsetmiştik. Şimdi Oyak C hissesinde de biliyorsunuz mesela çok güzel bir yukarı yönlü hareket yaptı gün içerisinde. Yukarı yönlü baktığımızda MA233 üzerine bir iğne salladı. 7.55 civarını test eden hisse fiyatlaması daha sonra gelen kar satışlarıyla 7.29'a kadar bir çekilme gerçekleştirdi. Normaldeki hacmin de 2 katını bile geçmiş durumda bir hacim oluşturması hissenin görüntüsünün pozitife doğru dönme eğiliminde olduğunu bize ispat ediyor. 5 ve 10 günlük ortalamanın üzerinde kapanış, MA21 üzerine bir iğne atılması hissenin güçlendiğine işaret mi diyelim? Yani işaret demeyelim, işaret mi diyelim? Sonuçta şurada bir düşen kırılımı var. Buraya doğru gitme eğiliminde olabileceğini söyleyebiliriz. Bunda da aynı şekilde aşırı satım bölgesinin üzerine çıkmış olan RSI ve Wave Trend görüntüsü hakim. Aynı şekilde yine Hull sistemi de bir açıp baktığımızda bize ne gösterecek? Hull sistemde bir al sinyali üretmek üzere Hull 14.50'yi kesme aşamasına gelmiş durumda günlük periyotta. Hemen saatlik periyottaki durumunu incelemek için açmaya çalışalım. Hisse fiyatlaması yine saatlik periyotta da baktığınız zaman güzel bir al sinyali, ilave et sinyali, yatayda gelen tabii daha öncesinde bir sat sinyali de oluşturmuş. Fakat hemen peşine gelen mumda al sinyali ile birlikte yukarı yönlü hareketi ivmelendirip haftalık R1'e doğru bir koşu yapmış. Oraya ulaşamadan bir geri gelme söz konusu. Tabii bu bölgede oluşan hareketlerde arkadaşlar kar satışları hızlı gidince bir anda hemen insanlar malı boşaltı veriyor. Buradaki kar satışlarının da karşılanmaması sonrası aşağı yönlü bir geri çekilme ve Hull 50 üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi. Şimdilik hisse için tabi gün kapanışı itibariyle pozitif olarak değerlendiriyoruz. Daha geri çekilmeler söz konusu olursa 7.27-7.19 seviyesi hissede destek olarak çalışacaktır diye ümit ediyorum. 7.32 üzeri kapanış yapabilseydi çok daha yakışıklı ve klas bir hareket olacaktı. Fakat kapanışa gelen satışların devamı ile maalesef bu gücü bulamadı Oyak C hissesi. Şimdi Oyak C'den sonra Şişe hissesine kısa bir değerlendirmede bulunalım. Yine Şişe hissesinde baktığımızda kapanış itibariyle hemen hemen günün yüksek seviyelerinde kapattı diyelim. Yani en yüksek değil ama uzunca bir süredir yatayda şu kıramadığı 7.46'nın üzerinde bir kapanış gerçekleştirdi. Bir kademede olsa yani Mart ayının sonundan beri şu bölgeye iğne atıp duruyorduk 7.46 seviyesine. Bir türlü orayın üzerinde kapanış gelmiyordu. Bugün itibariyle 7.47'lik bir kapanış gelmesi hisse fiyatlamasında pozitif etki edeceğini düşünüyorum yarın için. Özellikle 7.49 üzerinde muhtemel bir açılış ile yukarı yönlü hareketlerde 7.59 ve 7.71 seviyelerini test etmeye çalışacak bir fiyatlama söz konusu olabilir. RSI ve Wave Trend'in pozisyon itibariyle gayet güzel olumlu olduğunu görebiliyoruz. Yine bu bölgede oluşturulabilecek EMA destek seviyelerine de baktığımızda tüm EMA'ların üzerine çıkmış bir kapanış gerçekleştirmiş oldu ve tüm EMA'lar altta bir blok şeklinde kaldı. Bir hamburger dizilimi gibi peş peşe iç içe geçen bu kırılımdan sonra yukarı yönlü güzel ataklar gelmesini temenni ediyorum açıkçası. Umarım bu yataydaki direnci bir kademeyle de olsa kıran hissede yukarı yönlü iğmeli hareketler görebiliriz. Bunun detayını daha fazla görebilmek için şöyle hemen günlükte bir açılış yapalım. Günlük periyotta durumunu incelemeye çalışalım. Evet arkadaşlar, günlük periyotta da baktığımız zaman 5 ve 10 günlük ortalama, hatta 21, 55,
ortalamalarının üzerine atabilmiş bir şişe fiyatlaması görüyoruz. Bu hisse için oldukça önemli bir kapanış oldu gerçekten. Tek sorunun hacimsel sıkıntı olduğunu görüyorum. Yani günlük hacminin üzerinde hacimsel destek gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde negatif etkiye tekrar döner. Özellikle önümüzde 7.49-7.59 seviyelerin hacimli geçilmesi halinde yukarı yönlü atakları sergileyerek bırakmış olduğu gap boşluğunu alma eğiliminde ve burayı yukarı kırma eğiliminde olabileceğini söyleyebiliriz. Yani 7.59 seviyelerinin altında sert bir açılış yapmıştı. Bu bölgeyi kapatma eğiliminde olabileceğini şimdilik söyleyebiliriz. Yine RSI'nin baktığımızda sıfırın üzerine çıkma eğiliminde olduğunu, yine 50 seviyesinde bir kapanış gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz. Wave Trend'de sıfırın altında ama yukarı yönlü ivmelenme söz konusu. Bakalım gücünü koruyup devam ettirebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Sonuç olarak son bölümde Türk Telekom hissesi. Bu da çok nazlı ve sıkıntılı bir hisse arkadaşlar. Gerçekten insanı bezdiren bir yapıya sahip. Piyot değerinden verdiği tepkiyle yukarı yönlü hareketlerini 3-4 gündür sürdürmeye çalışan hisse fiyatlamasında bugün 10 günlük ortalama üzerinde bir kapanış geldi. Yarın sırasıyla 7.08 seviyesini deneyecektir. Fakat öncesinde şu bölgede yatayda oluşturduğu 6.99 seviyesini bir test edip güçlü hacimli bir kırılım gelmesini beklemek lazım ki yukarı yönlü pozitif etki 7.08'e sürüklesin ve üstünde bir kapanış gerçekleştirerek haftalık piyot değerleri veya EMA seviyelerini test edebilsin. Aksi takdirde diğer bölümlerde anlattığımız gibi saatlik periyottaki şişmelerden dolayı düzeltme eğilimlerine girebilir. Şu anda günlük periyotta osilatörlerin gayet güzel pozisyona geçtiğini söyleyebiliriz. Hemen yine saatlik periyotta da kısaca Türk Telekom hissesine bakıp son durumu hakkında şöyle bir görüntü alalım. Evet, gördüğünüz gibi şu an için ortalamaların birçoğunu aşağıya almış. Saatlik periyotta yukarıda 6.94 ve 7.14 seviyesinde bulunan EMA 144 ve 233 dirençlerimiz kalmış. Tabi arada haftalık piyot değerlerimiz de var bu sıkışma alanlarının içerisinde. Özellikle 6.94 seviyesinin üzerine atabilirse yukarı yönlü daha güzel hareketlerini izleyebiliriz diye beklenti içerisine girilebilir. Fakat bu bölgede özellikle RSI'nin böyle bir 70'in üzerine atamaması biraz negatif etki yaratmış gibi bir görüntü sergilemiş. Yani bir isteksizlik söz konusu da olmuş. Ağır bir tahta olduğunu Türk Telekom takip eden birçok insan biliyordur diye düşünüyorum. Fakat bıraktığı gap boşluğunu göz ardı etmemek lazım. Şöyle bıraktığı gapı net gözükmesi için osilatörleri ve indikatörlerimizi kapatalım. Yani şuradaki yatay 6.99 seviyesinin üzerinde arkadaşlar, yani yaklaşık olarak 7.40'larda bulunan bu boşluğu almaya çalışacağını düşünüyorum. Zaten oluşturduğu hani bir fincan kulp tarzı bir görüntü var veya sadece şurada bir çanak diyebiliriz. Hani burayı tamamlayıp kırabilirse burada yukarı yönlü bir 40 kademelik ekstradan bir hareket yapmaya çalışır. Bunu yakın plan takip etmekte fayda olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, video çok da fazla uzun olsun istemiyorum. Şimdilik bu kadarla kapatalım. Yarın için bol kazançlı bir gün diliyorum. Herkese iyi akşamlar.